Bana meme küçültme ve dikleştirme ameliyatı yapıyoruz. Mememin büyüklüğünden dolayı şikayetlerim var. Kıyafetlerimi giyerken zorlanıyorum. Bayağı bir kıyafetlerimden dışarıya taşmalar oluyor. Bu da beni haliyle psikolojik açıdan, ruhsal açıdan rahatsız ediyor. O yüzden bu ameliyatı olmayı çok istedim. Hamilelik olayı yaşamadığım için süt bezlerim, süt kanallarımla alakalı endişelerim tabii ki de oldu. Hani ileride bir çocuğum olursa onu emzirememe kaygım oldu. Ama bu konuda size güvenim sonsuz olduğu için emin ellere teslim olduğumu düşünüyorum. Yaklaşık 3-4 aydır planlıyorum. Aslında aklımda daha öncesine kadar vardı ama dediğim gibi bu endişelerimi yenmem gerekiyordu. Son 3-4 aydır da kendimi her anlamda hazırladım bu duruma. Siz daha önceden ismen tanıyordum. Bazı işlemlerle alakalı, ameliyatlarınızla alakalı başarılı işlemler gerçekleştirdiğinizi de biliyordum. Aklımdaydı. Ama zaman içerisinde tabii unutmuştum her şeyi, aklımda memeyle ilgili bir durum olmadığı için. Bir gün tekrar bir acaba ameliyat ettireyim mi durumu gelince direkt siz aklıma geldi. Hemen Instagram'a girdim, dedim ki nasıl ulaşabilirim. Hemen sizin isminize tıkladım, araştırdım. Dedim ki bu hoca benim zihnimde kaldıysa eğer ben ona güvenip direkt ona teslim olmalıyım dedim. Şimdi meme büyüklüğü ve sarkıklığı ciddi sağlık anlamında zaten insanlarda bayağı zorlayıcı etkileri oluyor. Sağlık anlamında, sırt ve boyun ağrıları konusunda. Dolayısıyla tabii ki de görsel durum da önemli. O da insanın psikolojisini etkileyen en önemli etkenlerden birisi ama öncelikle sağlık, sonra görsel. Bunlarla ilgili eğer rahatsızlığınız varsa bir an önce zaman kaybetmeden yaptırın ki biraz daha rahat, relax bir hayat yaşayın. Beklemeyin eğer gerçekten rahatsızsanız kendinizden. Çünkü bu durum zaman içerisinde insanın konforunu etkiliyor, halini etkiliyor, büyük yaşamdaki konforunu etkiliyor. O yüzden kesinlikle tavsiye ederim. Kesinlikle yattan önce doktor olmalı. Doktorun CV'si, geçmişi, yaptığı işlemler, bunlar zaten en önemli referanslardır. Sizin vücudunuzdaki bir değişim sizin hayatınıza sebep olacak bir olay. Dolayısıyla maddiyat hiç düşünülmeyecek bir şey bu konuda. Çünkü önce sağlık. Sağlığımız elden gittikten sonra maddiyatı eğer düşünürsek daha çok zararlara uğrarız o anlamda. O yüzden o hiç düşünmemesi gereken bir şey. Merhaba arkadaşlar. Şu anda bir meme küçültme ve dikleştirme ameliyatı gerçekleştiriyorum. Hastamızla ilgili biraz bilgi vereyim. Hastamız 35 yaşında, göğüsleri oldukça büyük ve asimetrik. Sağ memesi sola nazaran daha sarkık ve daha büyük. Hastamızın tabii en büyük endişesi, kaygısı önce doğum yapmamış. Bu nedenle süt verebilir miyim endişesini taşıyordu. Göğüsleri vücuduna göre uygun bir şekilde küçülsün, dikleşsin talebiyle bana başvurdu. Ben de hastamızı bu ameliyat esnasında süt bezi kanallarını koruyacağımızı ve küçültüp dikleştireceğimizden bahsettim. Ameliyat öncesi iyi bir planlama yaptık. Hastamızın ne istediğini tam olarak anladık ve şu anda ameliyatımızı gerçekleştiriyoruz. Operasyonlar hakikaten bunları sağlık açısından çok ciddi anlamda rahatsız eden problemleri çözmekle beraber aynı zamanda bunların görsel anlamda da daha iyi bir görüntüye kavuşmasını sağlıyor. 1-1,5 saat kadar sürüyor ameliyatımız. Ameliyattan sonra hastamız bir gece hastanede kalıyor. Sonrasında normal günlük rutin hayatına dönebiliyor. Yani iyileşmesi oldukça hızlı. Ağrı açısından herhangi bir ağrı problemi yaşamıyorlar. Yani riskli değil. O yüzden riskinden korkan insanlar için özellikle bunu bahsetmek istiyorum. Bir hastanın genç olması, herhangi bir hastalığının olmaması burada önemli faktörlerden birisi. Hastamız yaşça ileri yaşlarda olan birisi olsa, beraberinde ekstra bir takım hastalıkları söz konusu olsa tabii onları ayrı bir şekilde değerlendirmek gerekir ve ona göre ameliyatı planlamak gerekiyor.